Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gostaktiz. Bugün sizlerle Watch of Dams'te yeni gelecek olan etkinliklere bakacağız. Bildiğiniz üzere yılbaşına az bir zaman kaldı. Bu yüzden oyunda da yeni etkinlikler geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, elmaslarınızı, enerji potlarınızı harcamayın. Kaynaklarınızı biriktirin. Çünkü bu etkinliklerde anahtarda ihtiyacınız olacak. Ayrıca yakın bir zamanda bu kaynaklarda 2x etkinliği de geleceği söyleniyor. O yüzden mutlaka enerji botlarınızı, elmaslarınızı biriktirin arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar, eğer event botlarına baktıysanız, göz gezdirdiyseniz bilirsiniz, ilk defa Lego Shard eventi geliyor. Normalde biz bu Shard eventinde Epic Lord karakterlerini alıyorduk. Bu sefer Lego karakterde geliyor bu şart eventi. Şöyle arkadaşlar baktığımızda önceden 2x sadece summon'da sadece 2x etkinliği vardı. Fakat bugün belli oldu, bu cumartesi günü 1+1 etkinliği var. O yüzden summon'larınızı mutlaka cumartesi günü 1+1 etkinliğinde açın arkadaşlar. Ve şart Lego karakterimiz de Alistair arkadaşlar, belli oldu. Özelliklerinden falan birazdan bahsederiz. Bu şart eventi arkadaşlar, yani bu Epic Lord'larda da olduğu üzere aynı olacak. Hani parça biriktireceğiz, sonra karakterimizi açacağız. O yüzden arkadaşlar, bu summonları açarken 1+1'i açtıktan sonra bu summon açma etkinliğinde şu parçayı tamamlamak için, yani altta bulunan o puanda bu parçayı tamamlamak için summonlarınızı 2x'e açabilirsiniz. Fakat puan tamamladıktan sonra mutlaka durun arkadaşlar. Hani çünkü şükran gününde de hani üst üste bu güzel summon etkinliklere gelmişti. O yüzden arkadaşlar, tüm summonlarımızı bu etkinlikte harcamayalım. Hani ileride yılbaşında belki daha güzel şeyler de gelebilir. Temkinli olmak lazım. Tüm kaynakları, her şeyi harcamamak lazım arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar, tekrardan böyle bir şey geliyor. Şükran günde de hani buna benzer hindi gelmişti. Bu sefer de arkadaşlar, hani bunu biriktir, marketten bunu harcayarak bir şeyler alabileceğiz. Onun dışında arkadaşlar, bu etkinlik bir defa daha gelmişti. Böyle zar atıyoruz. Gelen puana göre hani işte yürüyoruz arkadaşlar, ona göre aşağıdaki parçalar alıyoruz. Onun dışında arkadaşlar, bunu ilk defa görüyorum, bakalım neymiş, göreceğiz. Başka arkadaşlar, bildiğiniz üzere Mary karakteri, Abom karakteri, bunların kostümleri gelecek. Hatta Hotsuit'un da kostümü gelecekmiş. Onun dışında arkadaşlar, bu şart da alacağımız Lego karakterin özelliklerine bakalım. Güzel bir karakter arkadaşlar. Nocturne gibi düşünebilirsiniz. Yani single target olduğunu biliyorum, fakat geldiği zaman bakacağız. Turu demici var arkadaşlar. Güzel bir karakter. Talentinden bahsedecek olursak, atakları 5 kere steklenmek üzere atak speed'ini 30 arttırıyormuş. 5 saniye sürüyormuş. Ve full stack olduğu zaman da basic atağı ekstra %80 bir true damage veriyor. Onun dışında arkadaşlar, şöyle iki pasifi var. Öncelikle bir ultisinden bahsedelim. Ultisi 3 kere stacklenecek şekilde Radiant Radiation uyguluyor. Yani range'inde bulunan 10 karaktere. Ayrıca atağını %25 arttırıyormuş. 12 saniye sürüyormuş. Diğer pasifine bakacak olursak arkadaşlar, bu talenti full stack olduğu zaman, şu talentinden bahsettik ya, talenti full stack olduğu zaman arkadaşlar, onunla birlikte eğer Radiant Region'da 3 stack ise basic atağı %30 şansına %180 damage veriyormuş. Diğer pasifinde ise arkadaşlar, bu tekrardan aynı zaman aynı şekilde talenti full stack olduğu zaman basic atağı hedefin hasarını azaltıyor. Yani şurada %15 hedefin hasarını azaltıyormuş.
Güzel bir karakter. Kostu çok fazla, fakat hani kostu 25 kost. Genelde mage'lerin kostu fazla oluyor ama yani 25 kost biraz fazla geldi. Ama arkadaşlar güzel bir karaktere benziyor. Bakalım geldiği zaman denemesini de yaparız, görürüz. Ayrıca yeni faction'da olan bir karakter. Yeni faction'da da tanıtıldı arkadaşlar. Karakterlerimiz bu şekilde. O karakterlerden de bahsedeceğiz. Onun dışında arkadaşlar gelecek olan etkinlikler şimdilik böyle. Güzel etkinliklere benziyor. Bakalım daha birçok yenilik gelecek arkadaşlar. Şöyle event modlarına falan baktıysanız birçok yeni etkinlik falan gelecek. O yüzden arkadaşlar tüm kaynaklarımızı şimdiden harcamayalım, saklayalım. Mutlaka lazım olacak bize. Şimdi bahsedeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Daha sonrasında yeni gelen gelişmeler hakkında sizleri bilgilendiririm. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda sorarsınız. Şimdilik benden bu kadar. Herkese iyi yorumlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Kaynaklarınızı biriktirin. Summonlarınızı mutlaka cumartesi günü 1+1 eventini de açın arkadaşlar. Ve hepsini harcamamaya özen gösterin. Herkese iyi oyunlar dilerim.